Herkese merhabalar arkadaşlar. Mr. Bushido'lu bir One Piece teori sohbet videosunda daha beraberiz. Bushido'nun yolunu benimseyenler olarak One Piece is real diye haykırıyoruz her zamanki gibi. Bugünkü videomuzda da yine sizden gelenleri konuşacağız, yorumlayacağız, sorularınızı cevaplayacağız, teorilerinizi yorumlayacağız. Bu arada videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bomba gibi hemen başlayalım Mr. Simba'yla. Mr. Simba'nın videosundan, yorumundan geçen gün bahsetmiştim. Uzun bir yazı oldu, yazıyordu. O yüzden bir sonraki videoya bırakacağım demiştim. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. Mr. Simba demiş ki, Teach ve tayfasını cidden akbaba gibi gösterdiler. Karasakal tayfası kesinlikle Wano'ya gidecek. Poneglyph için zaten. Ama Luffy Kaido'yu destek alarak yenerse ödülü 3-3.5 olur. Ama yenerse 4-4.5. Ve şöyle bir düşüncem var. Luffy Gear 5 alarak Sun Wukong açacak. Ve bu Gear Gomu Gomu ve Haki birleşiminden olacak. Luffy bir adet silah kullanacak. Gomu Gomu sayesinde bu silah uzanıp kısalabilecek ve içine Ruyu Haki basabilecek. Kendi şeytan meyvesi olduğu için şeytan meyvesi uyanışının böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü tüm Yonkoların özel bir silahı var. Shirohige'nin mızrağı, Shanks'ın kılıcı, Goldie Roger'ın kılıcı. Muhtemelen Shanks'ın elinde tuttuğu kılıç demiş. Şimdi buraya kadar kısmı bir yorumlayayım. Teach ve tayfası Akbaba ama Marijoa'da da bir savaş olacak ve oraya da Akbaba gibi çökebilirler diye de bir düşünce var. O şekilde de bir şeyler olabilir. Bunun dışında Poneglyph Wano'da var mı emin değilim. Bence yok Wano'da Poneglyph. Bence bir sonraki arkta Poneglyph olacak ve muhtemelen Luffy'nin peşinde de birileri olacak bir sonraki adaya giderken. Luffy'nin Kaido'yu destek alarak yenmeme ihtimali çok düşük bana kalırsa. Ama evet, tek yenerse 4-4.5, destekle yenerse 3-3.5 olma ihtimali yüksek. Gear 5 Sun Wukong olayı çok konuşulan bir mevzu. Fanfikler var bu konuda bayağı. Ama Sun Wukong olayı nasıl olur? Yani Gear olarak açar mı? Meyve olarak karşımıza çıkar mı? Gibi muhabbetler de var aslında. Ama nasıl olur bilmiyorum. Sun Wukong bayağı güçlü olur. Maymun bu arada. Sun Wukong. Maymun tanrı gibi bir şey böyle. Çok küçük bir şey. Luffy'nin özel bir silahı... Yani Shirohige'nin silahı var. Big Mom'un Prometheus'la şeyi var. İşte bulutla güneş. Zeus. Kaido'nun neyi var ama mesela onu bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Kaido'nun topuzu var demiş. Ha evet. Ama bilmiyorum. Luffy kullanacak mı silah bilmiyorum. Zeus, Prometheus, Napolyon'u, Karasakan'ın 3 tabancası. Evet aynen. Adına yakışır bir görünüm ve güç elde edecek. Luffy neden sopa kullanacak? Kılıç vs. kullanmıyor diyecekseniz, diyecek olursanız kullanmayı bilmiyor derim. Onun arkında da bunu görmüşsünüzdür. Luffy'nin etkili kullanabildiği tek silah boru. Ace ve Sabo ile gezerken ondan dolayı sopa kullanır ve Luffy gelişirken gördüğü şeyleri taklit ediyor. Gelişimlerini genelde maymun üzerinden, hayvan üzerinden gösteriyor. Mesela pistol görüyor. Gomu Gomu pistol oluyor. Ormanda çalışıyorken saldırına Kong Organ diyor. Black Mamba diyor. Ruyu Haki'sinin rengi sarı, suratı maymuna benziyor. Yaptığı hareketlerin çoğu şebekçe. Soyadında maymun geçiyor. Saldırına maymuna benziyor vesaire. Bu Kong olayı gerçekleşirse ilginç olur bu arada. Bu teori ilginç olur baya. Güzel bir teori. Teşekkür ederiz Mr. Simba. Animede güncel izlemiyorum. O yüzden mangadan takip ediyorum bayağıdır Mr. Simba. Oden flashbacklerini bekliyorum mangadaki. Onlardan sonra böyle toplu izleyeceğim. Biriktiriyorum böyle. Canım sıkılınca ben One Piece izliyorum. Canım sıkkındayken, mutluyken şu an bir biriksin diye bekliyorum. Çünkü yani bir bölüm kesmiyor beni. Böyle 15-20 bölüm, 30-40 bölüm izlemem lazım. Iceberg Cliff. Cliff uçurum demek. Iceberg de şey demek böyle. Iceberg demek zaten. Güzellik. Ben Mihawk'ın rahat Yonko seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Kaido'nun Marine gelmesini engelleyebilen Shanks'la eskiden düelloları vardı. Şimdi şu noktaya bir değineceğim. Kaido'nun Marine gelmesini engelledi Shanks ama savaşıp mı engelledi? Bu sorunun cevabı yok bizde. Yani Shanks çok akıllı birisi. Ve birçok yeteneği olduğunu düşünüyoruz. Tayfasıyla beraber düşündüğümüzde. Tayfasının da çok dengeli olduğunu biliyoruz. Bir şekilde bambaşka bir yolla da engellemiş olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bilemiyorum. Shanks tek koluyla Kaido'yu engelleyebilecek güçte ise Mihawk neden engelleyemezsin? Çünkü Mihawk tek.
Yani. Tek başına Kaido'yu engellediğini düşünmüyorum şansım ben. Çünkü One Piece'in kendisinde geçti bu replik. If it's 1v1 yani 1v1 ise diyor, o zaman Kaido kazanır diyor. Yani Kaido'nun 1v1'i çok güçlü bence. Bilmiyorum. Bence şey yani. Shanks hükümete baş kaldırmadı ve yakıp yıkmadığı için ödülünün düşüklüğüne bakmayın. Bu doğru. Yani bundan dolayı olabilir. Ama bence 1v1'de yine de en güçlüleri Kaido. Kaido gibi yapsa ödülü artardı muhtemelen. Kara Sakal ise yeni Yonko olduğundan onunla ödülünü kıyaslamayın. Buna da katılıyorum. Kaido neden en başta hükümete savaş açmadı? Çünkü karşısında Mihawk gibi güçlü birisi olduğundan kesilmekten korkuyor. Yok, ben buna katılmıyorum. Bence hükümetse savaş açmasına gerek yok ki Kaido'nun. Bir alıp veremediği yok yani. Hükümet ona saldırmıyor farkındaysanız. Mesela Big Mom'a da karışmıyorlar. Bu adamların işine karışsa hükümet yani ona o zaman karşılık verir. Yani nasıl anlatayım size? İki ülke iyi anlaşmaz ama savaş halinde değildir mesela. Yani çünkü ikisi de birbirine güç yetirmeye çalışırsa çok büyük kayıplara uğrayacaktır. Anladınız mı? Yani mesela satrançtan örnek vereyim. Fil atı tehdit eder ama filini kaybetmek istemezsin. O yüzden atı yemezsin ama tehdit etmeye devam edersin. At işte bir yandan da sen de onun filini başka bir şeyle tehdit edersin mesela ama yemezsin. Yani olduğu haliyle kalmasını isteyebilirsin bence. Yani Mihawk'tan korktuğu için değil bence. Shichibukai sistemi kalktı. Karşısında Mihawk'ın olmayacağına hemen savaş açtı Wano Arc'ta. Bence hayır. O yüzden değil. Bence Smile meyvelerinden dolayı ve destansı bir ölümle hayatının tamamlanmasını istiyor zaten Kaido. Bence bununla da alakalı. Hatta Kaido manganın içinde Shichibukai sistemi kaldırmasından dolayı hükümeti salak olmakla itham ediyordu. Dolaylı yoldan. Demek ki Shichibukai olan birilerinden çekindiği birileri var. Ben bu kişinin Oden'i anımsatmasından Mihawk olduğunu düşünüyorum. Daha da uzun olması diye bitiriyorum. Yani Mihawk bu kadar güçlüyse tek başına yani bu kadar güçlüyse bilmiyorum neden Shichibukai oldu, neden Yonko olmadı? Sorusu gelir aklıma benim yani. Yani bilmiyorum. Yani Shichibukai olmaya ihtiyacı yok o zaman. Çünkü mesela Kaido'yu alaşağı etmek için en az böyle amirallerin hepsinin gitmesi lazım mesela. Baktığın zaman yani 3 amiral anca alaşağı edebilir. Öyle düşünüyorum ben. Mihawk bu kadar güçlüyse yani bilmiyorum. Bu kadar güçlü olması bana dediğim gibi dengeleri bozar gibi geliyor. Ha güçlü çıksa şaşırmam bu arada Iceberg Cliff. Yani yanlış anlama. Yani külli yanlış ya da doğru da diyemiyorum. Güçlü çıksa şaşırmam ama ola da bilir. Doğru söylüyorsun yani. Örnek aldığın şeyler doğru ama bence dengeyi bozar. Gerçekten dengeyi bozar. Bu kadar güçlü olmamalı bence. Ama seride asla gücünü görmediğimiz karakterlerden biri olarak kalırsa olabilir. Yani Rayleigh mesela. Guard mesela. Çok güçlü olduğunu biliyoruz ama seviyesini bilmiyoruz. Yakup Demir. Abi 9 Kızılkın'ın Kaido'ya fazla zarar verememesi hasarın çoğunu Luffy'nin vereceği anlamına mı geliyor? Evet. Bence hasarın çoğunu Luffy verecek. Böyle düşünüyorum. Oğuzhan Çoban demiş ki ya bence Beyaz Sakal'ın denizcilere saldırdığı olay ile Yonkoları kıyaslamak haksızlık olur. Beyaz Sakal aynı Luffy gibi yanına bir sürü kişi toplayabilen birisi. Tamam orada denizcilere çok hasar verdi ama yanında neredeyse tüm korsanların yarısı vardı. Üstüne Luffy'nin topladığı ve hapishaneden kaçan elit kişiler eklendi. Ayrıca Shichibukai'ler savaşı ciddiye almadı. Hatta birkaçı Beyaz Sakal'ın tarafını tuttu. Bu yüzden bu bir Yonko ile kıyaslanabilecek bir olay değildi. Beyaz Sakal'ın en güçlü adam denilmesinin sebebi bile yanına bu kadar kişi toplayabilmesinden olayı olabilir. Oğuzhan'ın teorisi devam ediyor ama çok güzel bir noktaya değinmiş. Mihawk denizdeki en güçlü adam yanına adam toplayabilen adamdır diyor. Yanına güçlüleri toplayabiliyorsan gerçekten en güçlü konumuna gelebiliyorsun. Biz şimdiye kadar One Piece'te hep şunu gördük. Bir karakter çok güçlüyse herkesi yeniyor. Kişi sayısı önemli değil. Ama Marineford'da durum farklıydı. Marineford'da güçlü, çok güçlü ayrımı çok netti. Yani Marco'ya sadece garp vurabildi mesela. Yani çok basit bir örnek. Ama şöyle bir realite var. Güçlü denizciler bir şekilde sayı avantajını aldığı için ve Beyaz Sakal'a çok fazla kişi saldırdığı için Beyaz Sakal'ın çok hasar aldığını gördük. Çok hasar verdi. Ona saldıranları dümdüz etti ama hasar yedi. Big Mom'u istisna tutuyorum. Big Mom çünkü hasar yememesi olayı yani. Onun dışında şunu görebiliyoruz ki bir kişiye çok kişi saldırdığın zaman ona
ölüm pahasına bir nebze hasar vurabiliyoruz. Ve bu hasarlar birikip bir noktada onun güçsüz düşmesine ve mesela Beyaz Sakal Teach'i asla kaybetmezdi. Bunu söyleyebilirim net bir şekilde. Ama Teach'e kaybetti. Niye kaybetti? Çünkü Beyaz Sakal güçsüz düşmüştü. Çünkü Akainu'dan yumruk yemişti. Çünkü Akiji'den hasar yemişti. Çünkü Kizaru'dan hasar yemişti. Yani Koramirallerden hasar yemişti. Bu noktaya kadar, Marineford'a kadar biz hep 1v1 gördük. Yani çok kişi değil, güçlü kişi kazanıyor. Çünkü yani mesela Luffy'nin karşısındakiler gerçekten çok güçsüzdü mesela. Yani en iyi lobidekileri dümdüz etti Luigi'ye gelene kadar mesela. Çünkü güç seviyesi çok fazlaydı ve minimum hasar aldı. Ama Beyaz Sakal Savaşı'nda gördük ki güçlüyle çok güçsüz arasındaki fark çok fazlayken güçlüyle çok güçlü arasındaki fark o kadar fazla değil ve güçlü olan çok güçlüye hasar vurabiliyor. Ölüm pahasına. Güçsüz olan güçlüye hasar vuramıyor. Burada haki olayı devreye giriyor bana kalırsa ama böyle bir şeyi belirtmek istedim. Çünkü bence bu önemli bir detay. Yani şimdi Kaido'yu 1v1'da yenmek imkansıza yakın ama birileri hasar vurursa mesela yenebilirsin. Oğuzhan'ın teorisinden devam edelim. Üstelik o savaşta amiraller falan tüm gücünü asla kullanmadı. Garp falan demiyorum. Yani diğer o üçlü gücünü tam olarak kullanmadı. O savaştan sonra bir adada savaştılar. Adanın halini de gördük. Yani Beyaz Sakal Savaşı'nı kıyas alıp işte denizcileri Yonko karşısında çaresiz olarak düşünmek bence yanlış. Buna katılıyorum. Ve denizcileri çaresiz görmek yanlış. Buna katılıyorum ama şunu söylemek istiyorum. Akainu bence elinden gelenin her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Ölüyordu adam yani. Akainu'yu hariç tutuyorum buradan. Aokiji ve Kizaru Beyaz Sakal üstüne gitme üzerine bir savaş yapmadılar. Daha çok satranç vari hamleler vardı Marineford'da. O buzla kaplama işte. Bir şekilde Beyaz Sakal tayfasını su içinde bırakmaya çalışma vesaire. Satranç vari hamleler vardı ve Kizaru ve Aokiji bu noktada biraz fildir, kaledir onu oynadılar. Akainu ise rakip vezire saldıran saldırgan bir vezir gibiydi. Yani gerçekten saldırgandı. Saldırı üstüne kuruluydu onun planı. Garp tamamen arkayı toplayan adamdı. Bıraktı. Garp'ı o savaş alanında yenebilecek tek kişi bana kalırsa Luffy'ydi ve ondan yumruğu yediği için bıraktı. Yani Garp arkayı kolluyordu. Gerçekten denizciler çok güçlüydü Marineford'da. Bunu kabul etmek lazım. Yani gerçekten çok güçlülerdi. Shichibukai'ler de vardı. Tamam ciddiye almadılar ama bir şekilde Doflamingo vardı ya. Doflamingo mesela Smoker'dan daha güçlü. Yani şunu söyleyebiliriz. Doflamingo muhtemelen bir Koramiral seviyesinin üstünde. Tamam bir amiral seviyesinde değil ama Koramiral seviyesinde yani. Gibi gibi örnekler verilebilir. Eğer Law adam kendini bir Yonko kadar güçlü olarak görseydi o adam o Yonko'nun adasını falan yakardı ama kendini bir Yonko'dan güçsüz gördüğü için bir şey yapamıyor. Ben bu kısımda devreye Garp girebilirdi diyorum. Law zaten o kadar güçlü değil. Ha ayrıca işte sen işte bir Yonko'ya saldırıldığı zaman diğer Yonko gelir falan diyorsun ama diğer Yonko neden böyle saçma bir şey yapsın? Güçlenmek için, onu o indirmek için. Yani o şekilde olabilir. Rakibi olan bir Yonko düşerse direkt en güçlü konuma yani korsanlar kralı olma konumuna daha çok yaklaşacak. Kendisi indirmek için. Diğer Yonko üstüne denizcilere destek falan verir. Evet işte onu diyorum. Yani Remo Reis bence senin denizcileri hafife almaman lazım. Günün sonunda o adamlar bir Yonko'dan bile beter olabilirler. Bunun sebebi ise Yonkolar gibi umursamaz olmaması. Yani gücünü kullanmasını çok iyi biliyorlar. Yoksa saf güç olarak hala Yonkoları geçemezler. Not denizcilerin bir Shichibukai kadar güçlü bir şey icat ettiklerini unutmamak lazım. Aynen buna da katılıyorum. Ama ya bence birinin diğerine saldıracak kadar güç farkı yok. Bir olay lazım. Yani nasıl ki 1. Dünya Savaşı bir olay bekledi. Avusturya veliahtı işte vuruldu. Öyle başladı. Bir olay lazım ki savaş patlasın. Yani tamam hepsi konumunu almış. Hepsine birbirine saldırılmak üzere bekliyor. Güçleri de şu an eşit gözüküyor. Ama bir olay lazım. 14 dakika olmuş bu videoda. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Yerimizi alalım tarzı yorumlar olmuş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İki üç tane daha okuyayım. Sonra bir sonraki videoda paylaşacağım arkadaşlar.
Ve tayfada hayalini en uzak olan kişinin Nami olduğunu düşünüyorum. Luffy korsanlar kralı olsa bile dünyayı tam olarak gezmiş olmayacaklar. Bir sürü farklı ada var ve Nami'nin dünya haritası çizmesi için her yeri görmesi gerek. Bence One Piece'in sonunda Luffy korsanlar kralı olduğunda ve kimse ona baş kaldıramadığında dünyayı özgürce gezdiklerini göstermek. Bu konu ve tayfadaki amaçlarının yakınlığı hakkında senin görüşünü merak ediyorum. Katılıyorum. Nami'nin olayı gerçekten zor. Sanji'nin olayı da bence kolay değil bu arada. Sanji'nin hayali de. Jinbe'nin hayali de kolay değil. Chopper'ın hayali de kolay değil. Hiçbirinin hayali kolay değil bence. Yani Chopper'ın hayali bütün hastalıkları tedavi etmek mesela. Yani hani çok zor. Gerçekten çok zor. Yine Nami gezip elde edebilir ama yani. Mesela Brook'unki nispeten hikaye tamamlandığında tamamlanmış olacak yani. Hani Labu'nu tekrar görecek. Ama dediğin gibi Sanji'nin, Nami'nin zor. Chopper'ınki imkansıza yakın. Bakalım nasıl olacak. Merakla bekliyorum. Siz de söyleyebilirsiniz bu arada. Farklı düşünüyorsanız şunun hayali de zor falan şeklinde. Tahminimce Luffy korsanlar kralı olunca acaba kendini Roger gibi bilerek öldürüp veya korsanlar çağı başlatabilir ya da ölmemiş gibi yapabilir. Başka teori. Bence Luffy Roger'ın yapamadığı şeyi yapacak. O yüzden ölü göstermesine ya da ölmesine gerek yok. Yani Roger bir şey yapması lazımdı ve yapamadı One Piece'den sonra. Orada bir şey gördü. Yapmak istedi ama yapamadı. Hamza toptan isti bu arada. Baran'da ya Shanks karşılaştığı kişilerin kolunu alıyorsa Queen'in kolunu da Shanks Kaido korsanları dövüşürken kesmişse. Çok beklemiyorum böyle bir şey ya Baran. Yani kitle olmuş tabii. Kitle olayında bence bir senin kolun yok sen güçsüzsün muhabbeti de olmuş olabilir. Bir hadsizlik de olabilir. Dün geçen gün de bahsetmiştik bundan. Ama çok beklemiyorum yani. Shanks'ın böyle bir şey fantezisi olduğunu açık konuşmak gerekirse. Hamza Toptanis One Piece'in sonunda bana göre bir izleyici olarak dünya hükümetiyle korsanla birleşip başka bir düşmana saldıracağını düşünüyorum. Mantıklı geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Dünya hükümetine saldıracaklar bence. Dünya hükümetiyle birleşme olayı. Çok beklemiyorum Hamza. Yani daha büyük ve güçlü bir düşman lazım. Bilmiyorum yani. KD 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 DK KR KDR nikli bir arkadaşımız şu Queen'i bir salın artık kız öldü demiş. Haklı aslında ama kalbimizde yaşıyor demiş. Komanda X'de aynen öyle. bu şekilde arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Yine uzun bir video oldu. 10 dakika yaparım diyordum ama 17 dakika oldu. videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bushido'nun yolunu benimseyin ve o yoldan ayrılmayın. Görüşmek üzere.